Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün yine tıp fakültesi tıp bilgilendirme söyleşilerine devam etmekteyiz. Bugünkü konuğumuz kulak, burun, boğaz ana bilim dalı öğretim üyesi değerli hocamız Serkan Kayabaşı bizimle birlikte. Serkan hocam bize burun estetiği hakkında merak ettiğimiz sorulara cevap verecektir. Bu konuda bizi bilgilendirecektir. Hoş geldiniz Serkan Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle kısaca Serkan Hocam hakkında bilgi vereyim. Serkan Hocam 2006 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlığını Ankara Üniversitesi Nümune Hastanesi'nde kulak, burun, boğaz hastalıkları üzerine tamamlanmıştır. Daha sonra 2012 yılında mecburi izzetini yapmak için Aksaray Hastanesi, Devlet Hastanesi'nde göreve başlamıştır. 2008 yılında Aksaray Üniversitesi kurulduktan sonra Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Tekrar hoş geldiniz Serkan Hocam. Teşekkür ederim, çok sağ olun. İlk sorumuzla başlayalım. Burunun insan için önemi nedir hocam? Evet. Burun insan için çok önemli bir organdır. Burnumuzun tıkalı olması sadece kişinin yaşam kalitesini düşürmez, beraberinde bir takım problemleri de getirir. Vücuda giren havanın ısıtılması, nemlendirilmesi ve mikroorganizmaların süzülmesinde burnun çok önemli bir rolü vardır. Burnumuz devamlı tıkalı olursa ağız solunumu yaparız, süre gelen, tekrarlayan boğaz enfeksiyonlar oluşur. Uyku apnesi, horlama gibi bir takım problemler eşlik eder. Bununla beraber kişinin var olan akciğer, kalp problemleri nüksedebilir, hipertansiyon ağırlaşabilir, psikolojik bir takım problemler buna eşlik edebilir. Yine burun tıkalı olduğu zaman kişinin ses kalitesi değişir ve özellikle koku alma fonksiyonu bozulur. O yüzden burun bizim için çok önemli bir organdır. Teşekkür ederiz hocam. Bu burun nefes almayı zorlaştıran sorunlardan biri burun eğriliğidir sanırım. Evet. Nedir burun eğriliği hocam? Tıp dilinde septum deviasyonu dediğimiz durum burun eğriliği. Burnun ortasında bir bölme var. Bizim septum dediğimiz bu bölmeyi ön tarafta kıkırdak, arka tarafta kemik komponentler oluşturmaktadır. Bu burun ortasındaki bölmenin orta hattan sola ya da sağa doğru gitmesi durumuna biz septum deviasyonu yani ya da burun eğriliği diyoruz. Halk arasında burnumda kemik varmış ya da kıkırdak varmış denilen durum aslında budur. Toplumda çok sık görülen bir durumdur. Hemen hemen toplumun %70'inde burun eğriliği mevcuttur. Ancak kişinin yaşam kalitesini bozan ve nefes almasını engelleyen bir burun eğriliği varsa o zaman çözüm cerrahidir. Peki burun estetiği yani rinoplasti dediğimiz ameliyat ne demektir hocam? Burun estetiği, rinoplasti dediğimiz durum burnun kıkırdak ve kemik komponentlerinin yapısının değiştirilerek burunun yeniden şekillendirilmesine verilen isimdir. Şimdi bu durum için yani rinoplasti, burun estetiği için bazen biz bir kıkırdak ve kemik komponentleri azaltırız, bazen ilaveler yaparız. Rinoplasti ameliyatında biz neler yapabiliriz? Rinoplasti ameliyatında burnu büyütebiliriz, büyük burnu küçültebiliriz, geniş burnu daraltabiliriz, burun ucu çok geniş olan bir kişinin burnunu küçültebiliriz, burun ucu düşük olan bir kişinin burnunu normal seviyeye getirebiliriz, yani burnu uzatıp kısaltabiliriz. O zaman bu burun estetiği dediğimiz ameliyat hem sağlık açısından hem de görsellik açısından önem taşımaktadır. Aynen. O zaman hastalar özellikle estetik kaygılar nedeniyle mi burun estetiği yaptırıyorlar yoksa sağlık nedeniyle mi? Temeldeki iki kaygı sanılanın aksine sadece estetik değil, estetik ve fonksiyonel kaygılar. Bize başvuran hastaların önemli bir kısmında burundaki şekil bozukluklarının yanı sıra aynı zamanda fonksiyonel bozukluklar da vardır, mevcuttur. Bu yüzden biz estetik ameliyatlarla beraber burun içindeki patolojilerin de düzeltilmesini isteriz. Eğer bu süreçte kişiye sadece burun estetiği yapıp içindeki fonksiyonel bozuklukları düzeltmezsek
ameliyattan sonraki süreçte bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden ikisini beraber değerlendirmek buradaki en önemli husustur. Tamam hocam. Yine tıp alanında önemli sorulardan biri. Peki bu burun estetiğini kulak, burun, boğaz uzmanı mı yapmalı, plastik cerrahi uzmanı mı? Evet, bu bize de çok sık gelen bir soru. Şimdi burun estetiği, yüz estetiğinin yani fasyal plastik cerrahinin bir ameliyatı. Fasyal plastik cerrahi bölümünü oluşturan uzmanlar hem kulak, burun, boğaz doktorları hem de plastik cerrahlardır. Ancak burada önemli bir husus var. Temel eğitimde burun cerrahisi olan tek branş kulak burun boğaz branşıdır ve fasyal plastik cerrahi branşı özellikle kulak burun boğaz bölümünün bir yan dalı olarak son zamanlarda çok revaçtadır. Ve fasyal plastik cerrahi ile ilgilenen bir kulak burun boğaz uzmanı burun estetiğini rahatlıkla yapabilmektedir. Tamam hocam. Peki hangi tip burunlar için estetik ameliyatlar uygulanır? Evet. Çok farklı tipte burunlar için estetik ameliyat uygulayabiliriz. Bize en çok başvuran hasta grubu burnunda kemer olan hasta grubu. Özellikle kemerli burunlarla biz çok sık karşılaşıyoruz. Kemerli buruna genelde düşük burun ucu da eşlik etmekte. Bunun dışında hangi hastalara burun estetiği yapıyoruz? Eğri burun, diğer karşılaştığımız burun tipi. Eğri burun dışında özellikle uzun burun ucu olan hastalar, basık burun ucu olan hastalar, dar burun ucu olan hastalar da ve geniş burun ucu olan hastalar da bize burun estetiği için başvurmaktadırlar. Peki başarılı bir ameliyattan sonra ideal burun nasıl olmalıdır? Evet, aslında bu sorunun cevabı çok net. Doğal ve güzel olmalıdır. Buradan kastım şudur. Hastaya itici gelen ve fonksiyonları yetersiz bir burnu iticiliğinden arındırıp fonksiyonları yeterli bir burun haline getirmek, çekici bir burun haline getirmek bizim ana amacımızdır. Çekici burun doğaldır. Çekici burun güzeldir. Çekici burun hem kendi içerisinde hem de yüzün diğer komponentleriyle beraber uyum içerisinde olan burundur. Dolayısıyla biz, benim de kendi şahsi fikrim bu yönde, doğal ve aslında ameliyat olduğu belli olmayan burunlar yapmak için özen gösteriyoruz. Yani aslında hepimizin istediği. Herkesin istediği, evet. Peki ameliyat sırasında veya sonrasında herhangi çıkabilecek olumsuzluklar nelerdir hocam? Evet, bizi ameliyat sırasında en çok zorlayacak olan durum burun kanaması. Daha çok hafif atlatılır burun kanaması ama zaman zaman hayatı tehdit eden bir takım durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu tarz durumlarda biz mutlaka tıbbi müdahale isteriz ya da yaparız. Burun kanamasının azaltılması için biz bir takım önlemler alırız. Bunlar özellikle hastanın kullandığı kan sulandırıcı ilaçlar varsa ameliyattan önce bırakılır. Hastanın tansiyonu varsa mutlaka tansiyonun düşürülüp ameliyata girmesi sağlanır. Ve anksiyetesi olan hastalar da ameliyattan önce bir takım ilaçlarla bu anksiyeteyi azaltmaya çalışırız. Diğer sıkıntı özellikle enfeksiyon durumudur. Cilt bizim için çok önemli bir koruma mekanizmasıdır ve biz bu ameliyatta cildi açarız. Cilt açıldığı zaman vücut mikroorganizma ile karşılaşıp enfekte olabilir. Dolayısıyla bu ameliyatın uygun şartlarda, uygun hijyenik koşullarda ve uygun uzmanlar tarafından yapılması uygundur. Bu ortamlarda yapılan ameliyatlarda enfeksiyon riski çok düşüktür. Bir takım problemler de ameliyattan sonra olur. Nelerdir bu problemler? Özellikle ameliyattan sonra burun ortasında kan birikimi, bu kanın hematoma dönüşmesi ve hematom sonrası abse oluşması ve ilerleyen süreçlerde de burun ortasında delik oluşması gibi bir takım problemler, bir takım cilt problemleri bu ameliyatta karşımıza çıkar. Özellikle ameliyat olanları sıklıkla görürüz. Göz çevresinde, burun kenarlarında morarmalar ki bunlar zamanla düzelecek olan problemlerdir. Bazen bu ameliyatta gözyaşı kesesinin zedelenmesi gibi bir risk vardır. Ve önemli problemlerden birisi de sürekli karşımıza çıkmaz ama koku alma fonksiyonu bozulabilir. Genelde geçici olur. Bu komplikasyonların birçoğu zamanla zaten kendini toparlar.
Teşekkürler hocam. Peki burun estetiği ameliyatları nasıl şekillendirilir hocam? Evet, şimdi burunla, burun da bizim üzerinde çalıştığımız kemikler ve kıkırdaklar. Ciltle ilgili çok fazla değişiklikler yapmıyoruz. Biz asıl buruna yapısını veren kemik ve kıkırdaklar üzerinde çalışıyoruz. Bazen bu kemik ve kıkırdak yapılarını çıkarıyoruz, azaltıyoruz. Bazen ilaveler yapıyoruz, eksik parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Örneğin hastanın burun ucunda bir düşüklük varsa burun ucuna bir destek kıkırdağı koymaya çalışıyoruz. Burnun orta kısmında bir eksiklik varsa spreader graft dediğimiz bir takım destek kıkırdakları koymaya çalışıyoruz. Bu şekilde burnu şekillendirmeye çalışıyoruz. Bir de şu, burada önemli husus şu. Şimdi biz burnun kemerini aldıktan sonra burun ortasında açık çatı dediğimiz bir durum oluşuyor. Bu açık çatıyı kapatabilmek için de burnun özellikle kenarlardan osteotomi dediğimiz yöntemle kırılması gerekiyor. İşte insanların en çok korktuğu husus bu. Burnum kırılacak mı? Evet. Eğer burnunuz çok genişse ve burnunuzun ortasında bir açık çatı oluşuyorsa burun kırılır. Burun kırılması işlemi birkaç yöntemle yapılabilir. Bunlar çekiç ve guj dediğimiz yöntemle, testerelerle, elektrikli testerelerle ya da son dönemlerde çok revaçta ultrasonik piezo dediğimiz bir yöntemle burun kırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Her yöntemin kendine göre avantajları ve dezavantajları mevcut. Teşekkürler hocam. Ameliyat öncesi bu hastalara nasıl bir süreç bekliyor hocam? Evet, ameliyat öncesi kendi tercihim de şu yönde. Mutlaka birkaç defa hastayı görmek gerekiyor. Hastanın detaylı muayenesini mutlaka yapmak gerekiyor. Bu muayenelerde hem burnun içini değerlendirmek hem burnun dışını değerlendirmek gerekiyor. Gerekirse endoskopik olarak muayeneleri yapıp video çekimleri de yapmakta fayda var. Biz mutlaka hastanın ameliyat öncesi birkaç açıdan yüzünün fotoğraflarını çekeriz. Burada ameliyatın planlanması açısından bu fotoğraflama yöntemi çok önemlidir. Aynı zamanda eski ameliyat ettiğimiz hastaların ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını hastayla beraber değerlendiririz. Hastanın isteklerini dinleriz ve gerçekçi çözümler bulmaya çalışırız. Bazen hastalar elinde bir fotoğrafla gelir. Bazen bir ünlünün burnuna kendi burnlarını benzetmek isterler ama her burnun hikayesi farklıdır. Herkesin burnu kendinde güzeldir ve farklıdır. Biz de bunu hastaya anlatmaya çalışırız. Peki hocam, ameliyat sonrası nasıl bir süreç olur hasta için? Evet, ameliyat sonrası uzun bir süreç. Şöyle, ameliyattan sonra mutlaka bir ya da iki gün hastanın hastanede kalmasını tercih ediyoruz. İlk 24 saat çok önemli. Yakın takip gerekiyor. Özellikle buz tatbiki öneriyoruz. Çünkü mutlaka bu ameliyatlardan sonra ödem oluyor. Eğer bir sıkıntı yoksa birinci günden sonra genelde biz bu hastaları taburcu ederiz. Üçüncü, dördüncü gün civarında biz burun içine yerleştirdiğimiz tamponları alırız. Biz genelde silikon tampon dediğimiz hastanın daha rahat edebileceği, daha konforlu nefes alabileceği tamponları tercih ediyoruz. Tampon varken hasta gripmiş gibi burnu tıkalı hisseder. Tampon çıktıktan sonra bu hissiyat kaybolur. Ama yine burundaki pıhtılardan, kabuklardan ya da kurumalardan kaynaklı bir takım burun tıkanıklıkları olabilir. Bu tarz durumlarda mutlaka hastanın okyanus suyu ya da burun damlasını kullanmasını tercih ediyoruz. Bu süreçte bittikten sonra 7. güne geldiğimiz zaman hastanın burun altısını çıkarıyoruz. Burun altısını çıkarıp hastanın gerekirse dikişlerini alıyoruz. Tabii yine bitmiyor bu süreç. 7. gün hastanın burnunun ten rengi bantlarla fikse ediyoruz. Ortalama 20 günlük bir süreç toplamda bu süreç. Bunun sonunda bantları da çıkarıp yavaş yavaş iyileşme aşamasına bırakıyoruz. Hastanın burnunda alçı varken hastanın burun delikleri biraz daha yukarı kalkık gözükebilir. Ama alçı çıktıktan sonra bu yavaş yavaş normal pozisyonuna inmeye başlar. Burun masajı yapıyor muyuz? Evet, her şey çıktıktan sonra gerekli şartlarda her hastaya değil, bazı hastalara burun masajı öneriyoruz. Çok sorulan bir soru. Ne zaman tam olarak iyileşirim? Evet, bu süreç yaklaşık 6 ay ile 12 ay arasında değişiyor. Çünkü burnun oturması gerekiyor. Özellikle cildi kalın olan hastalarda 12 ayı da geçebiliyor. Eğer burun önünde bir kesi yaptıysak hissizlik yaklaşık bir 6 ay sürüyor.
Yani hastaların biraz sabırlı olması gerekiyor bu süreçte. Tabii o süreçte koruması da gerekiyor değil mi? Mutlaka koruması gerekiyor burnunu. Hı. Mesela 4 aylık bir süreçte ilk 4 ay gözlük takmamasını öneriyoruz. Mutlaka darbe almaması gerekiyor ve kendine iyi bakması gerekiyor. Hocam daha önce de aslında kısaca söylediniz ama burun estetiği ameliyatları aslında iki tipte yapıldığını da biz de duymuştuk. Evet. Açık veya kapalı. Evet. Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Kapalı teknik burun önünde bir kesi olmadan, burun ucundaki kıkırdakları çok görmeden tamamen burun içinden yapılan insizyonlarla yapılan bir teknik. Açık teknikte ise burun önünde ucunda ufak 3-4 milimetrelik bir kesi oluyor. Bu kesinin iyileşmesi yaklaşık 2 yıl sürüyor ama belli belirsiz çoğu hastada kaybolan bir iz oluyor. Buradaki önemli nokta şu, her iki tekniğinde kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Her hasta için farklı teknik kullanabiliriz. Kapalı teknik daha hızlı sürede sonuçlanan bir teknik ama burun ucunda bir cerrahi işlem gerekecekse, özellikle burun ucundaki kıkırdaklarla yapılacak işlemlerde ben daha çok açık teknikle burun ameliyatı yapmayı tercih ediyorum. Peki bu burun estetiği için herhangi bir yaş aralığı var mıdır? Evet. Her yaşta yapılabilir mi bu estetik? Burun estetiği için üst yaş sınırı yok. Yani 60 yaşında da 70 yaşında da gelen hastalar oluyor ama ileri yaşlarda burun desteği azaldığı için bu ameliyatları ben çok tavsiye etmiyorum. Yani 50 yaşın üstünde ameliyat ettiğim hastalar da oldu. Alt yaş sınırına gelecek olursak kadınlarda 16-17, erkeklerde 17-18 yaşında bu ameliyat yapılabilir. Ama kendi şahsi fikrim, olayın legal açıdan da önemi olduğu için 18 yaş bu ameliyat için alt sınır olmalı diye düşünüyorum. Tabii erişkin yaşında. Evet. Önemlidir o anlamda tabii ki. Peki bu burun estetiği ameliyatıyla birlikte ek bir ameliyat da yapılabilir mi? Evet, burun estetiği ameliyatıyla birlikte ek ameliyat yapılabilir. Biz estetik ameliyatla beraber mutlaka zaten varsa burun içindeki patolojileri nedir bunlar? İşte septum deviasyonu ya da polip, burunda halk arasında et denilen konka hipertrofisi gibi, sinüzit gibi ameliyatları mutlaka birlikte yapmayı öneriyoruz. Bunun dışında bir takım yine yüz estetiğiyle ilgili ameliyatlar, göz kapağı ameliyatları, kepçe kulak ameliyatları gibi bir takım ameliyatlar burun estetiği ameliyatı yanında yapılabilir. Ama kendi şahsi tecrübelerim, ben burun estetiğiyle beraber burun içindeki patolojileri düzeltip diğer ameliyatları başka bir seansta yapmayı tercih ediyorum. Tamam. Peki zaman zaman da bildiğim kadarıyla ihtiyaç da duyuluyor. Bu revizyon burun ameliyatları nedir? İdeal ilk ameliyattan sonra ne zaman yapılmalıdır bu burun revizyon ameliyatları? Evet, bizim de böyle çok hastamız oluyor. Yani bu ameliyatın olmazsa olmazı. Revizyon ameliyat şudur. Düzelmemiş ya da düzeltilememiş bir patolojiyi giderecek ikinci ya da üçüncü ameliyat. Revizyon ameliyatı bazen hastalar keyfi olarak isterler. Aslında her şey güzeldir ama çok ufak tefek kusurlar vardır. Biz genelde bu tarz durumlarda hastayı ameliyat olmaması yönünde ikna etmeye çalışırız. Ama bazen de bu revizyon ameliyatlar gerçekten tıbbi bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü var olan patoloji düzelmemiştir, aksine daha da kötüleşmiştir ve tıbbi gereklilik haline gelmiştir. Revizyon ameliyatı en çok hangi durumlarda uygulanır? Örneğin karşıdan baktığınız zaman hastanın burnunda bir ters V deformitesi varsa, burun kıkırdak kemik altında V şeklinde bir deformite olur. Burun çökmüşse, burun ucu mandalla sıkıştırılmış gibi olmuşsa ya da burun kanatları çok daraltılmışsa, en çok başvuran hasta grubu bunlar oluyor. İdeali o en erken 6. ay ama mümkünse, beklenebiliyorsa 10. ya da 12. ayda yapmak çok daha mantıklı bu ameliyat. Bir senenin sonunda. Evet. Peki bu ameliyatlar için gerekli dokular nerelerden karşılanabilir? En iyisi aslında ve ideal olan burun içinden karşılamak bu dokuyu. Ama revizyon ameliyatı olanlarda bu burun içindeki parçalar kullanılmış oluyor genelde ve bulamıyoruz. Bulamadığımız zaman eğer kıkırdak bizim için önemli olan burada az bir ihtiyaç varsa kıkırdak kulaktan. Daha fazla bir kıkırdak ihtiyacımız varsa kaburgadan istiyoruz.
Hastalar genelde şunu soruyorlar. Kulağımdan kıkırdak verirsem eğer kulağımın şekli değişir mi? Değişmez. Kulak arkasından yapılan bir kesiyle biz bu kıkırdağı alıyoruz ve şekli değişmiyor. Bazı durumlarda da sentetik maddeler kullanılabiliyor ama sentetik maddelerin şöyle iki tane dezavantajı var. Bir, vücutta sık enfeksiyonla yol açar. İki, yabancı cisim hissiyatı vererek vücut bunu reddedebilir. Yine kullanılan bir materyal de kadavra. Kadavraların kıkırdakları da kullanılabilir materyaller. Peki bu ameliyatlardan sonra hocam, tekrar nefes alma problemleri oluşabilir mi? Evet, kısa dönemde evet. Yani burunda tampon varken kişinin nefes alması sıkıntılıdır. Tamponun ilk çıktığı dönemlerde pıhtıdan, kabuklanmadan, kurumadan kaynaklı nefes alma problemleri olur. Yine içine yaptığımız bir takım konkalarına yaptığımız müdahalelerde burunda önce ilk zamanlarda ödem oluşacağı için nefes alma problemleri oluşmaktadır. Ancak ameliyat olduk, ameliyattan 6 ay geçti ve kişi hala nefes alamadığını söylüyorsa, hala burnunun tıkalı olduğunu söylüyorsa bir takım sıkıntılar olabilme ihtimali vardır. Geçici burun tıkanıklıklarından bahsetmiyorum. Uzun süreli ameliyat 6 ay ameliyat oldu, 6 ay geçti ve hala burnu tıkalıyor, rahat nefes alamıyor, bir takım sıkıntılar olma ihtimali vardır. O zaman revizyon ameliyatı gerekir. O zaman tekrar hastanın değerlendirilmesi gerekir. Tekrar ameliyat gerekebilir. Ameliyat gerekmeyen durumlar olabilir. Bir takım ilaç tedavileri deneyebiliriz. Bazen kişiyi alerjik problemler de eşlik edebiliyor. Bu tarz problemlerin alerjinin baskılanması, nefes almasını düzeltebiliyor. Yani tekrar bir muayene gerekebilir. Peki bu estetik burun ameliyatlarından sonra başarıyı arttırmanın yolları nelerdir? Hem doktora hem evet. Hastaya. Güzel bir soru. Estetik burun ameliyatlarında başarıyı artırmanın en önemli yolu ameliyat öncesi iyi bir analiz yapmak. Ve bu analiz çerçevesinde iyi bir planlama yapmak. Hastanın beklentilerini dinlemek, bunların gerçekleşme oranına bakmak. Yani hastanın her beklentisini gerçekleştiremeyebiliriz. Hasta bir ünlünün burnuna benzetmek istiyor, benzesin istiyor burnu için. Ama bu her zaman mümkün değil. Olmuyor. Planlamayı yaparken estetik ve fonksiyon dengesini göz ardı etmemek gerekiyor. Yani burnun sadece estetiğine yönelik yapacağımız bir ameliyat burnun fonksiyonunu bozabilir. Bunun tam tersi, fonksiyona yönelik yapacağımız bir ameliyat da burnun şeklinde bir takım değişikliklere yol açabilir. Dolayısıyla iyi analiz ve iyi planlama bunun için çok bu aşamada çok önemli. Peki ameliyat sonrası hastaların bu konuda dikkat etmesi gereken kısımlar var mıdır? Yani koruması, kendini koruması açısından. Mutlaka hastaların kendini koruması gerekiyor. Neler yapması gerekiyor? Bir kere biraz önce de bahsettim. Hastaların mutlaka burnunu darbeden uzak tutması gerekiyor. Bu süreçte ilk 4-5 aylık süreçte gözlük takmadan kaçınmaları gerekiyor. Çünkü oradaki kıkırdak ve kemik dengesi çok hassas. Bu süreçte kıkırdaklarda bir çökme olabiliyor. Burun darbesi aldığı zaman, buruna bir darbe aldığı zaman daha hassas olduğu için burunlar daha çabuk kırılabiliyor. İlk iyileşme süreci, ilk 4 aylık süreç çok önemli. Mutlaka kendini sakınması, koruması gerekiyor. Teşekkürler. Yani. Peki burun estetik ameliyatları hocam zor mudur? Evet. Bu soruyu ben de çok sordum kendime. Burun estetik ameliyatları çok zor ameliyatlar. Yani burun estetiğini gerçekten güzel yapabilmek için yüzlerce ameliyat yapmak gerekiyor. Ve her ameliyatta yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Burun estetiği bilimin ve sanatın buluştuğu ameliyatlar. Dolayısıyla aynen. Bence çok zor ameliyatlar. Aynen. Görsel zaten. Evet. Çünkü herkes görüyor bunu. Yüzdeki insanın gözüne ilk çarpan şey burundur. Doğru. Yani çok dikkat eder. Hem kişi kendi dikkat eder hem de çevresinde buna çok dikkat ederler. O yüzden çok önemli, çok zor. Peki bu ameliyatlarda en çok zorlandığınız hasta grupları kimlerdir? Evet. Şimdi bu soruya herkes herhalde bayan hastalar
der ya da halk arasında da bayanların bu konuda doktoru zorla düşünülür ama işin aslı öyle değil. Hem Amerika'da hem Uzak Doğu'da yapılan çalışmalarda özellikle bekar, genç, erkek hasta grubunun çok obsesif oldukları gösterilmiş. Ve bu ameliyatlardan sonra çok sıkıntı yaşandığı gösterilmiş. Ama bu benim şahsi fikrim değil. Yapılan çalışmalarda ya bu kişiye göre değişiyor. Hem bayanlar hem erkekler obsesif olabiliyorlar. Ama yapılan çalışmalarda genç, erkek ve bekar hasta grubunun bizi zorlayan hasta grubu olduğu söylenmekte. Peki burun estetiği ameliyatı dışında burnu şekillendirmek mümkün mü? Burun estetiği ameliyat dışında burnu şekillendirmek mümkün. Non-invaziv yöntemlerle. Neler bunlar? Mesela burun dolguları. Bunlardan birincisi. Biz bunu revizyon ameliyatlarında da kullanıyoruz. Burun dolgusu lokal yani ameliyathane dışında yapılabilecek işlemler. Bu burun dolgusu için neler kullanabiliriz? Kişiden aldığımız yağı bir takım işlemlerden geçirip burnun üstüne ya da işte çökme olan yere enjekte edebiliriz. Bu yağın bir kısmı eriyecektir. Kalan kısmı bizim için yeterli olur. Ya da bir takım sentetik materyaller kullanabiliriz. Yine dolgu malzemesi o hyaluronik asit gibi. Bu malzemelerin en önemli dezavantajı alerjik maddeler olabilmesi ve kişide alerji yaratabilmesi. Bunlar bazen hayatı tehdit eden durumlar çıkarabilir karşımıza. Hatta burun dolgusu yaptırıp sonunda körlük gelişen kişiler bile olmuştur. Bunun dışında neler yapabiliriz? Bunun dışında mesela burun ucunu kaldırmak için botoks gibi bir yöntem kullanabiliriz. Botoks burunda çok dolgu malzemesi olarak kullanılmıyor. Burun ucunu kaldırmak için kullanılır. Bunların ikisinin de etkisi geçicidir. Bir süre devam eder. Ama bir süre sonra bu burun dolgusunu tekrarlamak gerekir. Bunun da bir maliyeti var. Bunlar çok ucuz malzemeler değil. Çok teşekkür ederim Serkan Hocam. Bizi güzel bilgilendirdiniz burun estetiği konusunda. Son olarak söylemek istediğiniz var mı bir şeyler? Evet. Burun estetiği hem benim açımdan çok zevkli bir ameliyat. Sonuçları çok tatmin edici olduğu zaman hekime çok mutluluk veren bir ameliyat. Ama aynı zamanda çok zor bir ameliyat. Benim söylemek istediğim şey şu. Son zamanlarda burun estetiği çok revaçta bir ameliyat. Yani kişiler burun estetiği yaptırmak için sıklıkla bize başvuruyorlar. Bizim burada gözettiğimiz birinci şey, sadece estetik ameliyat yapmamaya çalışıyoruz. Eğer kişinin burnunda başka bir patoloji yoksa, fonksiyonel bir sıkıntısı yoksa, sadece görsel amaçla burun estetiğini çok önermiyoruz. Çünkü sonuçta bu ameliyatın bir takım riskleri, komplikasyonları var. Her zaman her şey güllük gülistanlık olmuyor. Bu ameliyatın sonunda kişiyi daha da sıkıntıya sokabilecek bir takım sonuçlar olabiliyor. Tekrar revizyon ameliyatı olması gerekebiliyor ve revizyon ameliyatları ilk ameliyata göre çok daha zor, çok daha uzun süren ve çok daha riskli ameliyatlar. Dolayısıyla kişi yani benim burnumda sıkıntı var, ben bunun şeklini değiştirmek istiyorum gibi hissedip ameliyat olmak istememeli. Eğer gerçekten bir patolojisi varsa, onun yaşam kalitesini bozan bir durum varsa ve bununla beraber de şeklinde de sıkıntı varsa iki ameliyatı birlikte yapmak bizim için çok önemli. Benim hastalara en büyük tavsiyem budur. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sevgili seyircilerimiz, bugünkü konuğumuz Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi burun kulak burun boğaz ana bilim dalı öğretim üyesi değerli hocamız doktor öğretim üyesi Serkan Kayabaşı'ydı. İleriki yine toplantılarda kendisiyle birlikte olmak dileğiyle bugünkü söyleşimizi de sonlandırılmış buluyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Sağ olun.